Kıymetli dostlar, herkese selamlar. Uzun bir Medieval Dynasty bölümüydü. Bundan önceki bölüm tam 1,5 saatti. Bugün o kadar olmayacak, peşin peşin söyleyeyim. Hoş geldiniz yeni bölümümüze. Sefalar, güzellikler getirdiniz. Çok güzel bir alan yine sizlerle birlikteydi. Şuraları yapmamıştık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık köye yeni elemanlar bulalım istiyorum. Bu elemanları ne görevlerde çalıştıracağız? Öncelikle şu çiftçi kardeşlerimizin olduğu aileleri... Buradaki evleri alabilirim ama boş evimiz var mı? Bakalım boş ev var mı arkadaşlar? Boş ev yok ki. Hiç kalmamış boş evimiz. O zaman yeni ev mi yapalım birazcık? Yeni ev ama vergi de çok geliyor bu sefer. Ne kadar vergimiz? Oha, 5579 vergi mi var? Para ne kadar oğlum? Nasıl ödeyeceğiz bu kadar vergiyi lan? Bizim sikkeler 11. Bu nasıl sikke lan? 1-1-1-1-1 hepsi 1 arkadaşlar. Sonuna kadar 1 sikkemiz var. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yeni mevsim değişti. Buraları da hallettik. Arkadaşlar da çalışıyor. Çalışa da dursunlar. Ellerine sağlık. Önce aktara gidip şu çocuğumuz için ilacımızı alalım bakalım. Günlük. Yabancı. Böyle. 1000 metrelik bir yolculuk bizleri bekliyor. Hatta giderken de avlan avlana gideceğiz muhtemelen. Evet, domuzlar da bizi bekliyor zaten. Gel gel. Merhabalar. Kolay gelsin. Diğerleri uzakta. Ben şuradan bir arkadaşlar yüzmeye başlayayım. Giderken bunlar hani bizim çantamızda biriktirdiğimiz etler olacak. Bir de gelecek gibi herhalde. Avcılığı çok sevenler var. Videolarda avlanılmasını. Ama sevmeyenler de var. Ben genelde hani orta şekilde kıvamını yakalamaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Hani bir seri olarak bir hikaye tamamladığımız için illaki avcılıkta olacak yani. Aşırı da olmaz. Çünkü hikayemiz de var. Dutlarımız var da şu anda dut toplamayalım ya. Yol uzun. Dut topladık mı geç kalırız. Hanım da bekliyor. Çocuk da hasta. O yüzden hemen bir gidip hanımın yanına geri dönelim istiyorum. Evet, seriye başlarken çok önemli bir bilgi vereceğim. Yeni bir kanal açtım. PUBG Mobile kanalı. Yukarıdaki videonun başlığında, yani telefonda da videonun başlık kısmına bakın. O kısımda yeni kanalımın ismi etiketli arkadaşlar. İşte PUBG Granite şeklinde. Abone olursanız çok sevinirim. İzlemeseniz bile muhakkak abone olun. Kanalımızı büyütelim. Ayrıca şu bildirimleri de açın artık ya. Beğenimizi bırakalım, bildirimlerimizi açalım arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Bunları kim kırdı lan bu ağaçları? Ağaç kalmamış oğlum burada. Benim işime benziyor ha. Vallahi benim işime benziyor. Neyse, 600 metre kaldı konuşurken. Yolculuk devam etsin. Değerli arkadaşlar, videoyu az önce açmayı unutmuşum. Amerigo diye bir arkadaşla tanıştık. Nerede kendisi la? Köye gidiyor da. Ben de köye gideceğim bu arada. Ben nasıl gidebilirim? Yolda size anlatayım onun olayın hikayesini. Şuraya doğru gideceğim. Hanımın yanına doğru gidiyorum. Köye doğru. Yani burada kurtlar var ya. Başımıza bela oluyorlar. Arkadaşlar, Amerigo kendisi bir seyyah tüccar olarak çalışıyor. Hayatını idame ettiriyor. Biz geldik, dedi ki oğlumuzun ilaca ihtiyacı var. Daha doğrusu şöyle baştan anlatayım. Önce gittik büyücüye. Dedi ki bizim ilaca ihtiyacımız var. O da dedi ki az önce sattım dedi. Yenisini yapamaz mısın dedik. Yapamam vallahi, yani aydan sürer dedi. Hem ham madde de yok, mevsimi de değil dedi. Tamam dedim o zaman. Kime sattıysan söyle, onu bulayım dedim. Bir tane adam ismi söyledi işte, Amerigo diye. Amerigo'nun yanına gittik. O da dedi ki ilacı satmıyorum dedi. Yani senin dedi bu ilaca ihtiyacın var. Ben dedi bu ilacı sana vermem. Ya oğlum yapma, çocuk hasta ölecek. Salak mısın? Yani böyle yola getirmeye çalıştık. Yok dedi, satmayacağım dedi. Bir tane elma ver vereyim dedi. Tövbe estağfurullah. Ya kardeşim dedim, saçmalama, elmayı ben nereden bulayım şimdi? İlacı ver, parasını verelim diyorum. Yok dedi, o zaman dedi hayatımı biyografiye dök. Şu mızrakla tam kafasına saplayacaktım. Dur sakin ol. şaka yapıyorum dedi. Tamam dedim o zaman, ver ilacı. Acaba dedi beni köyüne davet etmek ister misin dedi. 47 yaşında ihtiyarın teki yani. İyi dedim, gel moruk. Hani sen ilacı verdin madem. Biz de seni köye alalım. Aldık ya işte şu soldaki bildirim. Nerede onun bildirimi?
Diplomasisi 6 level, geriye kalan her özelliği 3 level. Acayip birisi. Evet, şunlar da gereken bana saldırmıştı. Sizin ben. Şimdi devran dönme, hesap ödenme zamanı kardeşim. Oo, avcılığım level atladı. Bu da gitti. Gel gel. La uzakta kalma, gel la. Ya geleceksin ya yüzeceğim ben bunu. Öyle yani, çok da güzeldi aslında. Az önceki muhabbet de. Kayıt dışını açmayı unutmuşum ya. Lan kaçma lan. Açma bak, canınla ödersin bedelini. Bunlar da kısa günün kârı ya. Gelmişken yol üzeri alayım dedim. Kaç et var? 10 tane et. Az az veriyor. Ha, gene bıçak da bitti. Böyle yap bakalım. Taş bıçak çok çabuk kırılıyor. Lan önümüzde eşkıya yeri var bu arada. Gördünüz mü? Ben onu fark etmedim ha. İlginç bir bölüm oluyor arkadaşlar. Gittikçe de ilginçleşecek gibi görünüyor. Kurtlardan sonra eşkıyalara da dalacağım. Şu mızraklarımı alayım da bunlar. Mızrak, balta mızrak, şey, bakır mızrak çok iyiymiş bu arada ya. Bunun demirini falan düşünemiyorum ben. Aa, eşkıyalar beni görmedi. Oo, dur onları gizlice avlayalım. Bekle. Eğik ya, iki tane bakır okumuz var. Yaklaş yaklaş. Eğilebiliyor mu? Nasıl eğiliyorduk bu oyunda ya? Görüyorsunuz değil mi? Eşkıyaları. Oha! Gel gel. Oo, adam saplandı lan havada, öyle kaldı. Ne oldu lan? Arkadaşlar. Oğlum ne oldu buna? Aa, bunlar eşkıya olduğu için mi yüzleri böyle değişik, yaralı maralı? Sıradan meşale yapalım. İki tane de gece karanlıkta gözümün önünde. Ay, korku, bu ne böyle Allah'ını seversen ya? Niye böyle bir yüzün var ki senin? Yalnız garip bir şey oldu. Buraya bakar mısınız? Dur, bunlarla bir selfie çektireyim şöyle. Evet, selfimi çektirdim arkadaşlar. Şunları bir yağmalayalım. Oo, sikke var bir sürü. Elma da var. Bira şişesi, soğan. Bugün bir taverna kuralım inşallah ya. Arkadaşlar, fırsatımız olursa. Ama önce şu hanımın derdini bir çözelim de. Aldık mı oklarımızı falan? Çivili demir topuz. İşe yaramaz ya, çöp. Şu aynı. Sarı kantoron var. Yorgan, kuzu dili otu. Bunlar ne yapıyorlarsa. Yorgan çok iyi. Hanıma veririz bunu. Çizme ya. Bunlar da iyi para ediyor. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Taburelerimiz var. Bitti galiba, bu kadar ya. Var mı başka bir şey? Aa, çuval var. Asır şapka. Aa, iyi ki de bakmışız buraya. Peynir. Lahana, közde pişirmesi. Etli turta. Güzel. Sanki gittikçe daha böyle güzel şeyler çıkıyor gibi bunlardan. Kütük var. Burada tek bir tane kütük unutmuşuz. Bunu da alalım geçerken. Burada. Muhtemelen kesiyorum. Yuvarlanıyor ya. Yuvarlanıyor. Göremiyorum öyle. Hanımın yanına gidelim. Şu ilacı verelim de. Hanım vallahi bizi bıçaklayacak. Aha. Dur, orada bir şey var. Hayırdır o? Bu ne lan? Aa, burada köy mü varmış? Ha, bu bizim aşağıdaki köy hemen. Tamam. Selamünaleyküm. Çiftliğimize geri geldim. Herkese selamlar. İyi geceler. Kapkaranlık çiftlikten değerli arkadaşlar. Hanımın yerine doğru gidiyorum. Şey, yemek adı gibi oldu ya. Gidelim bakalım şöyle güzelce. Oo, burada parti var. Kardeşim, oğlum bizim bahçede var ya. Şey yaptınız ha iyice. Adı neydi onun? İyice buradan çıkmaz oldunuz ya. Duyuyor mu beni? Federica. Acık arada bir kendi evinize de gidin ya kardeşim. Selamünaleyküm. Hanım nasılsın? Yanında mı bakayım? Evet, al bakalım, korkmana gerek yok dedim. İlacı verdi. Her şeyin iyi olacağına dair içimde iyi bir his var dedik. Görevimizi yaptık arkadaşlar. Aniden şöhreti, yeni yabancı. Ondan sonra geriye kalan tüm görevleri yapmış olduk. Bir yıkanayım mı ben? Çok kirliyim ya. Böyle iyi bir yıkanalım. Bir de su içelim. Yatıp uyuyacağım. Yarın da şey görevini yaparım değerli dostlar. Şu adamın yeni bir evini inşa ederiz. Ona bir pazar kurarız. Diplomasi de bizim için pazarda güzel şeyler olur inşallah. Uyu diyelim bakalım güzelce. Hanım, bugün benim işim var. Tamam, haberin olsun. Ben erken çıkıyorum evden. Şu arkadaşa bir ev yapacağız. Bu arkadaşın evi bu tarafta bir yerde olsun. Hatta bu arkadaşın evi direkt şu yol üzerinde olsun ya. Binalar, evler, sıradan evler. Sığdıramıyor muyum bunu buraya? Sığması lazım ya. Ha, tarla var orada. Şöyle olsa.
Öyle olsa hiçbir şekilde sığmıyor. Tamam, ev buraya bir beden büyük geldi arkadaşlar. Buraya pazar yaparım o zaman. Şu yolu şöyle hani devam ettirdiğimi varsaysam. Normal yollar diyelim mesela. Şöyle şuradan düz gelse böyle. Ha tamam, bu yolu böyle devam ettirirsem eğer. Değerli arkadaşlar. Tamam, buraya da yeni mahalleyi yaparım. Hatta şuraya doğru. Evler sıradan basit ev. Şöyle arkadaşlar. Delinin evi olacak bu. Kasaba seviyesine ulaş dedi. Başarım da verdi bana. İyi, ver bakayım. Duvardan yapacağım adamın evini. Bana arıza çıkarmasın diye. Tamamdır arkadaşlar. Malzemeleri koydum. Yapıştırıyorum hemen. Evet. Nasıl ya? Nasıl ya? Ben burayı düzelttim be. Ve tamam galiba. Tamam. Bu vatandaş burayı kullanacak arkadaşlar. Hatta bu evin adı... Neydi bu delinin adı? Şey diyelim ya. Deli deli, şakacı deli. Sıradan basit ev. Hemen değiştir adını. Deli ve bir tane kadın. Tamam. Bunun ihtiyaçları var. Mutsuz diyor. Abi dur 2 dakika ya. Bunun yanına bir tane kadın alacağız. Kendisi için bir de pazar yapacağım. Pazar yeri galiba en böyle hani işlek olacak bölgelerden birisi. Hizmetlerde miydi? Hizmetler, inşaatçı kulübesi, pazarcı tezgahı. Şöyle bir pazarcı tezgahımız olsun. Ya şu köşede olursa daha iyi olabilir belki. Şöyle arkadaşlar. Yine şuradan da şöyle bir içeri doğru bir yol. Tamam. Kendisini de direkt burayla görevlendireceğim. Halasım bitti. Eyvahlar olsun ki eyvahlar olsun. Abla bugün çok ilginç şeyler oluyor oyunda ya. Neye oturuyor acaba bu kadın? Allah Allah. Delidir ha. Oturduğu bir şey de yok. Biz buna ne sattıralım arkadaşlar ya bu adama? Bir şey sattıralım ya. Oha bir sürü tavuk oldu burada. Oy yumurtalara bak arkadaşlar. Amanın bir sürü ödül var. Ben bunları hepsini toplayayım ya. Tek sıkıntı çok yavaş topluyorum. Azıcık daha hızlı toplasam efsane olacak. Baksanıza bir sürü yumurta aldım buradan. Bunlar buradaki işçi arkadaşın topladığından ayrıca şeylermiş arkadaşlar. Yani bu gübreleri mübreleri gelip sen ekstra burada toplaman gerekiyormuş. Bu şekilde. Ben ara ara yine geçtikçe toplayacağım valla. Çünkü gübreye çok ihtiyacımız oluyor. Özellikle tarlada bakın şu an olduğu gibi. İhtiyacımız var, yapacak bir şey yok. Ne ihtiyaçları var acaba onu da bir öğreneyim de. Bu arada avcılıkta 2 level birden atlamışız arkadaşlar. Gizli hareket ederken silahların dayanıklılığı, tuzak kapasitesi, sağlam kol. Sabit el. Şu olabilir ama bilmiyorum ya. %10 hareket hızımız artsın ya. Bu sanki daha önemli olacak gibi. Zaten sıfırlayacağım bunları ilerleyen süreçte. Tavuklar bir çekilin geri, şu yumurtaları bir topluyor. Uy. Günde bu kadar yumurta alsam zengin olurum bu arada. Tanesi şu anda 5 yumurta var bak şurada. 5 yumurta, yani şu an köy yumurtası herhalde 8 liradan falan satılır böyle bir yerde. Arkadaşlar 5 10 15 15 de aşağıda 30. 30 da şurada 60. Çarp abi 8 ile 500 lira abi günlük. Allah bereket versin. Arkadaşlar buradan da bir 70 yumurta falan geldi herhalde. 65 tane geldi. Bunları topladık. Bunları da toplayalım. Topluyorum, boşa gitmesin diye topluyorum açıkçası. Bayağı bir malzeme varmış. Bunlara bir işçi koyamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tamam, burayı da topladım abi. 103 yumurtamız var toplamda. Burada başka bir şey var mı? Bunları topladık zaten. Burada göplelerimiz var. Böyle bir bir geliyor. Birbire gerek yok. Arkadaşlar gidelim işimize bakalım hemen. Şimdi ben birazcık malzeme üreteceğim. Ama bundan sonra yavaş yavaş otomasyona geçeceğiz. İki arkadaşımız hamile. Domasul ne diyor mesela? Soğan tohumu yok diyor. Soğan tohumu. Bizde var mı acaba? Var bence vardır ya. Soğan tohumumuz yok diyorlar. Varsa hani ben bırakacağım şimdi. Yoksa da zaten... Aa mutfak çalışıyor. Uy, çok güzel. Geldim kaynak deposuna. Şimdi dostum ben de tohumlar... Hangi tohumlar var? Erik ağacı fideleri, keten, kil, suni gübre, yulaf, çavdar, şarap şişesi. Galiba soğan tohumumuz zaten yok ki. Soğan bende de yok. Bir sonraki sene artık düzene bineceğiz inşallah. Çünkü soğan yok. Buğday var bak. Hem de bayağı var.
Elma ağacı, elma, gübre, haşhaş, kalay, keten. Yok arkadaşlar, iki kere kontrol ettim. Soğanla ilgili bir şeyimiz yok burada. Gübremiz var. Değerli dostlar, hayvan yemimiz bitmek üzereymiş. Yani neredeyse bitecek. 4 tane kalmış. Hayvanımız çok demek ki. Şu önce gübreleri yanıma alayım. Biraz hayvan yemi yapalım. Bunlara zamanla, yani elimize yeni işçiler geçtikçe otomasyon sistemler kuracağım. Şimdilik böyle idare ediyoruz. Hayvan yemini şuradan yapıyorduk herhalde ya. Önce suni gübreleri bir yapalım. 146 tane. Aa, eldiven takmışım. Lan çok iyi. Yaparken de görebiliyorum artık. Bu arada uyumadan önce keşke çantamızdaki şeyleri koysaydık. Çiftçilikte yeni level. Şimdi keten tohumu yapabiliyoruz. 4 tane de. Hayvan yemini nereden yapıyorduk biz ya? Hayvan yemini. Heh, buradan. Oo, 603 tane değil. Hayır. Şöyle bir 50 tane yeter herhalde ya. Ya da arkadaşlar, çok hayvanımız var. 100 tane yapıyorum ya. Hayvanlar zaten bunu karşılayacak bize. 20 ile çarp bakayım yüzü. 1000, 2000 sikke. 2000 sikke maşallah. İyi, iyi bence. Kolay. Kolay para. Tamam. O ağaçlarımız da olmaya başlamış. Mis gibi. Misler misi maşallah. Hanımefendi de burada çalışıyor. Reis, kolay gelsin reis. Çorbacı. Fırında neler yapabiliyoruz abi turtalarda? Etli börek. Oy, bir sürü şey istiyor. Un, yumurta, közde pişirilmiş et. Haşhaş tohumu. Haşhaş tohumlu turta. Etkiye bak. %-80 zehirlenme. Ana. Fiyatı da 120 lira ha bunların. Vişneli turta. Meyveli turta dutlu oluyor bak. Vay anasını. Oğlum bunlar çok iyi lan arkadaşlar. Etli börek. Et yumurtayla oluyor. Oğlum canım çekti. Karnım acıktı. Allah Allah. Acıktım ya. Şimdi arkadaşlar, dün topladığımız malzemeleri buraya atıyorum. Tamam mı? Güzelce. Şunları da atıyorum. Küf dursun, küfe atmayalım. Lahana da atalım buraya. Onun haricinde peynirler var. Bunları da atalım. Yesinler ya. Ben de çok dert etmeyeceğim ya, yemesinler diye. Buzlanmış et ve yumurtalar. Şimdi tüketime gelelim yönetimden. Yönetim. Yine beceri var. Bir tane var. Tarım ustası becerisi var. Takat tüketimi. Bineğin şeyi. Atın heybesi taşıma. Binek hızı %10 artar. Binek hızı yapabiliriz bence. At alacağız ya artık. Şimdi şuradan yönetime geldik acı. İnsanların tükettiği şeyleri kısıtlamıştık hatırlarsanız. Şunları içsinler tekrardan. Şöyle omleti momleti yesinler güzelce. Soğanı, işte havucu, neyse, elmayı, armutu, erikleri. Tamam. Yesinler yani, bence mutlulukları artsın. Daha mutlu çiftçiler, daha mutlu, daha verimli tarla demek. %62 şu erikler zaten çürümek üzereymiş. Etimiz var bir tane çürümek üzere. Peynirler var. Yani yumurta da var da. Ben bunlarla ne yapayım arkadaşlar ya? Bakayım hele şu omlet yapayım biraz da satalım ya. Omlet değil de turta turta etli börek. Ama teknoloji yetersiz bunlara. Hadi be, çok heves etmiştim. Arkadaşlar, turtaların hepsini 10.000 teknoloji istiyor. Biz daha 3.000'deyiz. Buradan bir ekmek açalım diyorum. Bol tahıllı ekmek, su dolu kova, yumurta, yulaf ve çavdar tahıllarımız var. Tamam, bol tahıllı ekmek yapacağım biraz. Onun dışında soğanlı bazlama. Bu benim sevdiğim yiyecek. Bir de buğday ekmeği var. Buğday, su dolu kova, yumurta istiyor. Biraz ikisinden de yarı yarıya yapayım. Bol tahıllı ekmekle buğday ekmeği. Bu için yumurta gerekiyor. Bütün yumurtaları alacağız. Yemeyin lan yumurtaları. Bunları al. Bunları da al. Bir de su dolu kova istiyor bayağı bir. Şunları da al yanıma. Gel bakalım buraya tekrardan. Şimdi ekmekler. Abi 4 tane mi yapabiliyorum sadece? Niye 4 tane yapabiliyorum ya? Sudan dolayı mı acaba? Ha, undan dolayı. Un yok. Un yapalım, bekle. Buralara birilerini koyacağım, çalışan insanları görün diye. Bu keteni önce bir üretelim arkadaşlar. Oradan şuraya geçip el değirmeninde un yapacağız. Buğday yulaf tanesinden un oluyor. Buğday tahılından da un oluyor. Çavdardan da. Abi buğday unu yapalım ya. Şöyle bir 100 tane falan yapayım. Ne dersiniz? Un çürümüyor herhalde ya. Bunlar tahıllar, un, işte arpa tarzı. Tahıl türü şeyler çürümüyor galiba. Kaç tane un verdim ama? 1200 tane. Çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi hem de.
Şimdi ekmek diyelim. Bol tahıllı ekmek. Böyle bir 35 tane arkadaşlar yapayım. Aa, ekmeği fırına veriyorum. Mercimeği fırına veriyorum kardeşim. Oo, bayağı bekliyor yani. 13 saniye bekliyoruz ama çok... Oğlum acıktım anasını satayım ya. Acıktırdı beni böyle şeyler yapmak. Gel gel ha. Şu var ya, şu ekmek çok lezzetli. Trabzon ekmeğine de benziyor. Buğday ekmeği var. 43 tane de bundan yapayım arkadaşlar kalan yumurtaya. Bunları pazar alanında satayım diyorum. Şu elemanı pazara koyalım. Bunlar satmaya başlasın. 6 level zaten diplomasisi var. Getir bakalım ekmekleri arkadaşlar. Bu da beyaz buğday ekmeği daha doğrusu. Beyazla buğdayın karışmış hali. Unla ne yapılabiliyor? Sadece unla. Çavdar ekmeği yapabiliyoruz. Yumurtamız olsaydı daha çok şey yapardık ama. Aa, atölye 3 yeni bina açıldı. Teknolojimiz bayağı ilerledi ya. Bunları yaptığımız için galiba. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, bunları ben satmakla uğraşmak istemiyorum. Sadece ekmeği hanıma da versem iyi olurdu. Bundan mesela şöyle bir tanesini yanıma aldım. Bundan da bir tane aldım. Yiyeceğim şimdi, de tadına bakalım ya. Hocam bunları, bu ekmekleri var ya, bol tahıllıyı yemesinler. Satalım onları. Baksana, turtalar zaten en çok sevdikleri şey. Buğday ekmeği, beyaz, bol tahıllı ekmek nerede ya? Ha şurada. Bunu yemesinler ama burada ekmeğini yemek isteyen birazcık yesem acaba? Yemeyin ya ekmekleri, şimdilik yemeyin ya. Zaten en üste geliyor bak ekmekler. Sebze çorbası da en üste geliyor. Lan sebze çorbasını neyle yapabiliyorum acaba? Ekmekleri satayım istiyorum da. Sebze çorbası. Çorbalar. Çorba mantar. Ha şu. Asla kilidi 200 lira. Her şeyden ikişer tane olursa pancar, lahana, havuç, soğan, sebze çorbası oluyor. Mantar. Mantar çok çok sıkıntı. Arkadaşlar pancar şart ya. Pancar ticaretine girmemiz lazım. Baktım da çorbalara. Ekmekten birini bir yiyek mi ya? Diye acıktım oyunda. Oyun oynuyor. 80 yemek 90 yemek. Birini yedim valla. Bayağı da bir özellik veriyor. Uçuyor mu lan? Hızlandı galiba karakter. Şimdi vergileri ödeyelim. Onun dışında şu adamı pazara atalım yönetimden. Amerigo. Bunu pazara vereceğiz. Pazar tezgahı, alet tezgahı, pazar tezgahı. Nerede bu ekmekçi? Maden. Aa, biz kalas yapmaya geldik de onu yapamadık. Doğru ya. Hele diyorum bu bina görünmüyor. Şurada bir yerde bir bizim şey vardı. Şurada. Değerli arkadaşlar, marangoz. Kalas yapacağız. Şöyle bir 300 tane falan yapayım. Çok lazım oluyor ya. Her şeyi kullanıyoruz. 300 tane direkt döşedim. Bunların her biri çok az teknoloji veriyor ya. Ben 3000 teknolojideyim. 25 bölüm oynadık. Anasını sattığımı, biz 10.000 teknoloji nasıl olacağız? Allah için. Bana bir söyle ya. Gübre yapıyor. 10.000 teknoloji nasıl olacaksın kardeşim ya? Gelemezsin ki o seviyeye. İmkansız yani. Köyümüz maşallah çok güzel. Ve şu kalasla da burayı da bitiriyorum. Amerigo'yu da buradaki pazara veriyorum. Aa, becerisinden değil de şu kişi sayısından verelim. Dikim evi, ahır, pazar tezgahı. Buraya kendisini verdik. Hemen şu evleri kapatalım. Bunun yanında bir de hatun bulmamız lazım arkadaşlar. Hizmetler, pazar tezgahı, satış. Buraya bol bol ekmek yapar yapar satarım herhalde ben ya. Bunun satışını nasıl ayarlıyoruz abi? Tamam arkadaşlar. Ha, C'ye basıp ayarlıyorduk. Araç, kişi, kaynak, yemek. Ot da satabiliyoruz öyle mi? Aa. Ulan ben toplattığım otları sattırayım o zaman ya. Hocam şimdi elimizde ekmekler vardı bizim. O ekmeklerden satacağız inşallah. Oğlum peynirlerin hepsini yemişler lan arkadaşlar. Koymuştum ya peynirle. Peynirlerin hepsini diye çekmişler yemin ediyorum. Arkadaşlar %55, %45 ayarladım. Günlük 16'ya 10 tane satacak. 3 güne falan bunun satışı biter. 10, 20, 30 aynı. 3 güne biz bittikçe ilave yapacağız. Günlük bize 500 sike kazandıracak bu ticaret. 6 de ver kendisi. Tamam, şu vergileri de gidip ödeyelim mi? Gidip ödeyelim. Hem birini bulma şansımız olur belki. Ve madenlere biz yol yapmak gerekiyordu bizim. Bir yol yapmamız gerekiyor. Şimdi bak şurada bir yol var. Bakıyor musunuz? Şu yolu bağlarsak şu tepedeki alanı boşuna dolaşmayacaklar. Şurayı dolaşıyorlar şu anda. Madene gitmek için. Şu da mı bizim maden?
Madene direkt giden bir yol yapalım. Bak buradan buraya, buradan şu dağlardan şuraya, şuraya şu... Ama çok uzun sürer anasını satayım. 1 yıl sürer o yol ya. Şurada da bir madenimiz var. Bu madene buradan gidiyorlar. Abi şu yolu tamamlarsam aşağı girişi tamamlanacak. Bekle. Bizim yol neredeyim ben? Bir daha gel bakayım. Ben kendi şeyimi göreyim de arkadaşlar. Şu yol, şu aşağıdan bir yol gidiyor ya. Şu aşağıdaki yere bağlayacağız onu. Ama bu yol, ha, şu çiftliğin içinden geçiyor yol. Tamam, bizim özel çiftliğin içinden. Bugün yine var ya, angarya işler kilitlendi bana ya. Vay, sizi alıp yanıma, benim bu işleri size yaptırmam lazım. Bir sonrakine herhalde ekiple oynayacağız, haberiniz olsun. Yani bir DC'den bir arkadaş var sürekli sohbet ettiğimiz. Muhtemelen ikinci sezonu onunla beraber co-op oynayacağız. Aralardan gidiyorum. Buradan geçsinler. Şöyle geldik. Buradan şöyle şuraya doğru gideyim. Belki ileride yeni yollar açılınca bunu bağlarım oraya da. Şimdilik buradan dursun. Böyle. Şunları kesmeyeyim ya. Aradan geçsin gitsinler. Yolumuz olsun da. Yol bağlandı mı? Bağlandı. Evet, buradan direkt geçebiliyorlar. Şimdi şuraya bir yer yapmamız lazım. Ta Lesnika köyünden gidiyor adamlar. Bakın, ta görüyor musunuz? Orada. Buradan şöyle bir yol. Buradan buraya kadar gelir. Şöyle bir yol yapacağız arkadaşlar. Şuraya bir gidelim önce. Şu tam oraya gidelim. Bir tane devrilmiş araba da bulduk. Bal şarabı var 3 tane. Evet. Arkadaşlar, ballı hayvanlar da var, geliyorlar buraya. Gelmeyeydiniz iyiydi ya. Bu yolu yapmak biraz da zor olacak bu arada arkadaşlar. Solda da var. Geliyor hatta. Başka var mı? Neyse. Birazcık et stoğumuz artmış oldu. Bunlar kolay. O şeyin mağaranın da ayılar vardı. Ayılar avlamak zorunda kalacağız muhtemelen. O birazcık bizi sıkıntıya sokacak. Bir de 5000 teknoloji olsaydım. Demir malzemeler üretmek istiyorum. Teknolojim yetmiyor, puanım. Şimdi hocam, biz buradayız. Ha, biraz daha gidelim arkadaşlar. Daha erken ya. Aa, bu arada şu sandığın etrafındaki şeyleri unutmayalım da, var mı başka bir şey? Onu da bilmiyorum. Kil var. Al abi. Bedava mal sonuçta. Kil. Ahşap kürek, kil, ahşap kürek. Hiç de sevmem ahşap küreği de. O 3 tane bal şarabı çok iyi oldu. Balı nasıl üretiyoruz acaba ya? Balın üretimi daha açılmadı bende. Abi tam burası bizim en yakın noktamız. Buradan şuraya bir yol yapacağız şimdi. Bak, Lesnika köyünde dinlendi, oradan devam ediyor. Belki yol boyunca oturaklar falan da yaparım ilerleyen süreçte. Yollar diyelim. Buradan bir ormanlık yol. 400 metre yol çekeceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle ağaçların arasından. Evet, gene bu müzik geliyorsa bilin ki başımıza her an her şey gelebilir. Bu yollara vergi ödüyoruz mu acaba ya? Sanki arkadan bir kurt tısılama sesi geliyor ama arkadaşlar. Böyle yine yolu devam ettireceğim buradan. Köprü açılmadı bende daha. Bir de köprü varmış. O da muhtemelen 10.000 teknolojide açılacak. Böyle yolumu yapayım da. İşçilerimiz giderken hızlı hızlı gitsinler, hızlı hızlı çalışsınlar. Hadi bakalım. Az kaldı arkadaşlar. Evet. Bu ses geliyorsa bilin ki arkada kurtlar var. Ayılarla beraber saldırmadığı sürece ben kurtları hiç dert etmiyorum. Şöyle tepeden tepeden gitsinler şöyle arkadaşlar. Bu buralar da çok berbat ya. 100 metre kaldı. Tamam. Buraya kadar geldi de bu nasıl bir yol oldu ben anlamadım ya. Buradan bir de aşağı bağlayacağım. Şimdi yıkmak istemiyorum orayı. Olsun, belki orayı belki burayı kullanır. Belli olmaz bunların işi. Şöyle şuraya kadar bağlanmıyor. Niye bağlanmıyor? Bağlandın mı? O ip, köşe iptal edelim. Lan nasıl yıkıyorduk yolu? Heh, yok öyle değil, şöyle. İşte bu var ya, bu tam bir ölüm ya. Bu yaptığınız yolu yıkması. Buradan sağa doğru gidelim arkadaşlar. Şimdi yollar. İnşaat. Heh, buldum. Lan inşaat yollar. Buradan böyle şuraya doğru gidersem tamam, yola direkt bağlanmış olacağım. Okeydir. Buradan da bağlandık. Şimdi 100 metre ileri gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Biz nereye kadar geldik? Ha, buradan ara yolumuzu yaptık. Bakın yol geliyor. Buradan hatta kendi yolu var zaten ya. Bundan sonra gidiyor. Kendi yolu var ama nerede var? Burada var da ben burayı biraz daha geliştireyim ya.
Yollar ha. Şu sanırım kendi yolu ama şimdi biz burayı biraz daha temizleyeceğiz arkadaşlar. Ormanın önüne kadar, şey mağaranın önüne kadar düzgün yol olsun. Ferah ferah gelsin gitsinler. Allah, gene bir ayı sesi mayı sesi geliyor. Tamam. Var mı ayı falan? Avlayalım bu arada varsa. Aha, ayı. Gel bakayım. Gel 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 gel. Ah. Allah, arkasındaki şey dağa çarptı. Aa, geliyor. Tamam, gitti. Arkasındaki şey gitti ya, ıskaladım. Iskalayınca çok korktum valla. Lan gidiyor, mızraklarım gidiyor. Hala yuvarlanıyor. Gitme lan. Aa, bir tane daha. Nerede o ya? Ses var, görüntü yok. Çok uzakta arkadaşlar. Düzlüğe gel, düzlüğe. Gel, tamam gelme. 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 Gel lan. Gel lan. Oo, iki darbede. Dur şu mızrağımı da alayım hemen, kaybolmasın. Evet arkadaşlar, kısa günün kârı. Allah bereket versin. İki tane de ayımızı avladık. İyi iyi, bunları yiyelim. Vergi ödeyeceğiz ya, çok para lazım ya. Yolda yaptım değil mi? Yolda güzel oldu. Şunu bir yüzelim de yola da bakayım. Yolda göstereyim size. Artık buradan net bir şekilde gelip gidebilirler. Yarından itibaren muhtemelen bu yolları kullanmaya başlayacaklar. Haritamız nerede? Burada. Evet. Bence güzel oldu. Zaten iki tane benim şeyim var. Bir burada. Diğeri de şuradan şu yolu kullanıyorlar. Diğeri de burada. Hatta hepsi orada çalışıyor şu an, baksanıza. Gidelim mi yanlarına ya abi? He? Evet evet, gidelim. Yakında köy var mı? Oradan da aşağıdaki Jezerike köyüne uğrarız. Hadi let's go. Hatta time lapse yapayım buraya. Hemşerilerim kolay gelsin. Hoca kolay gelsin. Hep de kadınları çalıştırıyorum madende ya. Vallahi var, köleye sahip olan orta çağ şeyleri gibiyim arkadaşlar. Orta çağ patronları gibiyim. Kolay gelsin gençler. Kolay Ingrid'a. Vur babacım benim, vur ha. Madenciliğim 5 level adamsın, 4 level. 5 level hadi. Çalış. Çalışın aslan parçaları sizi. Hadi bakayım. Ben burada çalışmam ya. Ben artık emekliyim kardeşim bu işlerden. İyiymiş arkadaşlar maden olayı ya. Önceliğimizin yakın olması da güzel. Üste de bir maden vardı. Bir yere kurduydum ben onu ama. Neredeydi o? Bilmiyorum nereye kurduğumu da. Üste bir yerde de vardı. O da muhtemelen şey yapacak. İleride ona da bir yol mol bir şeyler yapmamız gerekecek. Tamam, şuradan bir köye kadar gidek bakayım hadi. Cizlerike köyüne. Köye gidek de yeni adam bakacağım. Kadın özellikle istiyorum. Kadın diplomasi. Ondan sonra... Aha ayı var bir de. Gel gel ayı. Ya sen... Sen gel sen. Erkek sen gel ha. Bu arada ayı falan boşuna korkmuşum ya. Yapacakmışım 3 tane şey. Bronz mızrak. Her şeyi avlarsın yani bronz mızrakla. Öyle bir yemek yemişiz ki arkadaşlar. Hala acıkmadım bu arada. Devam edelim. Yolların güvenliğini taş kafa sağlıyor dostum. Selamünaleyküm. Değerli köy. Nasılsınız? Nasılsınız? Şu attan ben kendi köyüme de istiyorum ya. Keşke koyulsa. O zaman her yerde pratik gidebilirim. Şimdi gidesim gel. O neydi lan? Bir fısır fısır ses geliyor arkadan. Satacak bir şey de kalmadı çantamızda ya. Hep işçiler satıyor ya. Oo, 4 kişi mi var burada? Allah Allah, ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Abi bunun üretimi 3 level. Bunlar erkek ama ya. Bize hatun lazım arkadaşlar ya. Bunun çiftçiliği 3 level. Bunu alabilirdik aslında. Çiftçiliğimizi. Alayım mı? Diplomasi de 3 level. Abi bunun her şeyi güzel ya. Bunu... Ama evim yok işte. Yarın gelip alabilirim ya mezemiri. Yarına kadar bu burada duracak zaten. Abi ben köye gidiyorum. Kendi köyüme. Önce ev yapalım arkadaşlar. Ya da bunu da alayım yanımda ya. Biraz mutsuz olacak ama. Gel hadi gel. Gel. Aslında seni öteki erkekle birleştirsek... Aynı evde olabilirdi yani. Bunu çiftliğe vereceğim. Ya üretime de verebilirim. Üretimi de 3 level. Benim çiftliğe en yakın köy neresi?
Denika'ya beni bir götürsene ya, Denika köyüne. Denika'ya. Bir yere gitmem lazım. Denika, Denika, Denika. 160'lık ki. Hadi bakayım. Götür. Denika'ya geldik. Burada varsa biri onu da alayım. Özellikle kadın istiyorum. Kadın daha önemli benim şu an için. Benim için şu an. Agnes'le Wisla var. İkisi de kadın herhalde. Evet. Bunda 3 level özellik yok. Bunda çiftlik 3 level arkadaşlar. Bunu direkt çiftliğe vereceğiz. Wisla 20 kaç yaşında? 24 yaşında. O yaşlı adam şimdi çok mutlu olacak çünkü onun yanına bir tane şey vereceğiz. Hanımefendi vereceğiz. Bu sıralamayı bir sıfırlayabilir miyim? Kişileri sıfırlayabilir miyim? Evet. Şimdi Wisla, seni şu derinin yanına atadık. Sonra o derinin yanında seni şöyle bulalım. Neydi o? deli ve bir tane kadın diye yazmıştım adını. Ha şu. Onun yanına Wisla'yı da yazayım şöyle. Wisla. Okey. Şunu da aşağı yukarı alalım. Yaradan boşta kalacak şimdi. Onu da hemen şey yapacağız da. Ayarlayacağız da arkadaşlar. Ev yapmamız lazım. Bunun özelliği niye gitmedi? Gitti. Artık köye gidiyorum ya. Hızlı bir şekilde. Hemen adama da yer yapayım. Adamın diplomasi leveli 3. Yani bu adamı da ben bir pazar kurup malzeme sattırmak istiyorum. Meyveydi, sebzeydi, soğandı, lahanaydı vesaire. Hani böyle hem ham malzemeler hem işlenmiş malzemeler. Bir de biraz avcı lazım bana. Nasıl biraz derken 8 tane falan avcı lazım arkadaşlar. Çünkü eti sadece ben değil onlar da üretsin. Ben o etleri işleyeyim. Pazarcılara vereyim, pazarcılar satsın istiyorum. Üretimde de elemanlar lazım. Zamanlı yapacağız bunu ama şimdi çok acıktım. Saat sabahın 5.30'u. Bu bölümü birazdan bitireceğim. Kusura bakmayın. Siz bildirimleri peşin peşin açın. İlk defa izliyorsanız abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Normalde çok detaylı bölümler çekiyorum ama bugün çok ders çalıştım. Aynı zamanda çok diğer işlere de çok çalıştım. Bugün birazcık erken bitireceğim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Evet. Evler sıradan basit ev. Şöyle. Buraya sığıyor. Biraz arkaya doğru taş da koyuyor. Taş yap altını. Evet işte bu. Evet. Ütümüzü koyduk. Hemen pencereler demir. Duvar. Hayır ya. Burası pencere olsun ya. Burası da pencere olsun. Şurası duvar olsun. Düz duvar olabilir burası. Gerek yok. Yola bakan kısım önemli bizim için. Şurası yine bir pencere olsun. Şurası da duvar olsun. Şurası duvar. Kuşun evi de iyi oldu ya. Çok güzel oldu. Duvar. Her şey tamam herhalde. Şurası da tamam oldu muydu arkadaşlar? Taş duvar. Taş. 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 Demiri birazcık hızlı üretmeye başlasalar şey yapacağım direkt. Bütün evlere demir aydınlatma koyacağım ama çok da ev biriktin. Koymam belki hepsini. Mezamir diyeceğim. Hemen arkadaşlar mezamir ve kadın. Aslında kadın ve mezamir yazsam daha iyi olur biliyor musunuz? Şu adamı eve koyalım da yoksa bu adam mutsuzluktan gidecek. Tamam. Bu adamı niye verecektik? Biz çiftle mi verecektik? Bakalım özelliklerini. 3 level çiftlik özelliği var. Hemen buna bir iş atayalım arkadaşlar. Kuzey batı yönündeki çiftlikler. Batı 1. Doğu 1'de 3 kişi var. Batı 1'de 1 kişi var. Hemen oraya atayalım kendisini. Erkek. Okey. Bundan sonra birkaç tane daha pazar alanı gerekiyor. Bak burası güzel oldu. Bu arkadaşlar burada bu malzemeleri satıyorlar. Diğer taraf da aynısı herhalde. Diğer tarafa da bir bakayım. Oho sohbet var. Sohbet muhabbet koyu herhalde. Gençler kolay gelsin ya. Dur ben de oturayım sohbet edelim ya. Merhabalar. Birinci şansa geçemiyor mu ya? Geçemiyorum. Oğlum ya siz var ya siz hayatınızı yaşıyorsunuz. Madencilere bakın. Hepsi geliyor. Ah gariplerim benim. Ah gariplerim. Dağlardan geliyorlar bu arada. Bir daha bakayım bir. Dağlardan geliyor arkadaşlar adamlar. Bak kimi buradan geliyor, kimi buradan geliyor. Kimi dağlardan geliyor. Yazık adamlara ya. Bunları at tahsil edemiyoruz mu oğlum? At alayım hepsini ya. Vallahi yemin ederim alırım ya. Böyle alt alınıyorsa. Evet chat. Bugünden bu kadar. İzleyenlere, destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.